Nefis bir pazı çorbası tarifim var. Bunun için bir orta boy soğanı çok küçük yemeklik doğruyorum. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra soğanları hafif yumuşayıncaya dek kavuruyorum. Orta ateşte kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken bir orta boy havucu rendenin iri gözünde rendeliyorum. Soğanların ardından havuçları da ekliyorum. 2 dakikada havuçlarla kavuruyorum. Kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve havuçlar 2 dakika kavrulup yumuşadıktan sonra üzerine 3 diş sarımsağı ekliyorum. 1 dakika kadar kavuruyorum. Havuçları biraz yumuşattıktan sonra üzerine 5 klasik su bardağı yani 1 litre içme suyu ekliyorum. Kullandığım bardak bu şekilde klasik su bardaklarından bir tane daha ekliyorum. 6 bardak su kullanmış oluyorum. Üzerine 1 çay kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz ekliyorum. Daha sonradan da ekleyebiliriz. Üzerine yarım çay bardağı pilavlık pirinci yıkayıp ekliyorum. Pirinçleri de ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca ince ince doğramış olduğum puzzle'ları ekleyeceğim. Yarım demet puzzle kullanıyorum. 20 dal kadar yeterli olacaktır. Şu sap kısımlarını çok ince doğramaya lütfen özen gösterin. İnce ince puzzle'ları doğruyorum. Kaynamaya başlar başlamaz hemen ince doğranmış puzzle'ları da ekliyorum. Karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Çorbanın yoğurdu için bir klasik su bardağı yoğurdu alıyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Çok dolu olmasına gerek yok. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 klasik su bardağı içme suyu ekliyorum. Böyle yaptığınızda çorbanızda yoğurt kesilmeyecektir. Puzzle'ları kontrol ediyorum. 10 dakika kadar piştiler. Hemen şöyle yumuşayıp yumuşamadığına şöyle sert kısımlarına elinizle ezerek bakabilirsiniz. Eğer yumuşadıysa sosunu vereceğiz. Yoğurtlu sosunu vereceğiz. Şimdi altını kısıyorum. Sosunu veriyorum. Hızlıca döküyorum. Sürekli karıştırarak yoğurtlu suyunu veriyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynasın güzelce. Hafif hafif karıştırarak orta ateşte kaynatıyorum. Beş dakikadan fazla kaynattım. Çorba gerçekten çok güzel. Kışın yapılabilecek nefis bir çorba tarifi. Bu esnada tuzuna bakın. Yoğurdu sizin için azsa yarım bardak daha yaparken yoğurtlu sosunu ekleyebilirsiniz. Gayet güzel sebzeler yumuşadı. Pirinçler de yumuşadı. Şimdi altını kapatıyorum ve servise hazır. Kesinlikle bu esnada yoğurt dökmeyin. Eğer yapacaksanız biraz önce yaptığınızda yoğurtlu sosu hazırlarken 1,5 bardak da yoğurt kullanabilirsiniz. Şu haliyle normal ama yoğurdu seviyorsanız dediğim gibi bir değil de 1,5 bardak ekleyebilirsiniz o esnada. Şu an şimdi yoğurt eklerseniz bu sıcaklığıyla yoğurt kesilecektir. Onun için başta sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi servise hazır. Çok lezzetli, tam şifa deposu, kışın yapabileceğiniz güzel bir çorba tarifi. Denemenizi mutlaka ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.